Zoolojide megafauna, iri yapılı ya da dev hayvanlar için kullanılan bir terimdir. Bu terim özellikle buzul çağı megafaunası olarak çok kullanılır ve günümüzdeki akrabalarından çok daha büyük olan kara hayvanlarını tanımlar. Örneğin Avrasya'nın kuzeyinde, Amerika'da hatta Avustralya'da yaşamış olan ve yaklaşık 10 bin ila 40 bin yıl önce tamamen soyu tükenen mamutlar megafaunanın en çok bilinen üyeleridir. Megafauna, mega otçullar, mega etçiller ve ayılarda olduğu gibi mega hepçiller kategorilerine ayrılır. Filler, zürafalar, su aygırları, gergedanlar ile iri sığırlar günümüz megafaunasıdır. Ancak geçmiş çağlarda yaşayan örneklerle kıyaslandığında bütün bunlara büyük demek biraz haksızlık olacak. Vurucu bir örnek olarak Megatherium'u verebiliriz. Bu canlılar aslında bir fille eşdeğer olarak yaklaşık 4 ton ağırlığa ve 6 metre boya sahip bir tembel hayvan türüdür. Tüylü gergedanlar gibi M.Ö. 8000'li yıllara kadar varlıklarını sürdürdükleri düşünülüyor. Büyük ağırlıkları yüzünden günümüz tembel hayvanları gibi ağaçlarda değil yerde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bir başka örnek Paraceratherium adı verilen gerçek bir kara devidir. Gergedanların akrabası olan boynuzsuz tür 23 ile 34 milyon yıl önce Oligosen dönemde açık seyrek ağaçlı düzlüklerde yaşadı ve olağanüstü büyük boyutlara ulaştı. Bulunan fosillerinden yapılan ölçümlere göre Paraceratherium yaklaşık 15 ila 20 tonluk ağırlığı, 4,8 metrelik omuz yüksekliği ve 7,5 metrelik uzunluğuyla bilinen en büyük kara memelisiydi. Primatlardan da bir örnek var. Gorillerle aynı soydan Gigantopithecus, bugünkü Çin ve Vietnam'ın bulunduğu coğrafyada Pleistosen'de, yani günümüzden 2,5 milyon yıl ile 11.700 yıl öncesi aralıkta yaşadı. Akşam karanlığında ormanda karşılaşmak istemeyeceğiniz bir yaratıktı. Ağırlığı 500 kilonun üstüne, boyu 3 metreye ulaşan bu primat, korkunç cüssesine rağmen meyve ve bambu kamışı yiyerek besleniyordu. Yeryüzünde öyle dönemler yaşandı ki sadece dinozorlar ve memeliler değil, böcekler de devleştiler. Ancak gün geldi, bütün bu devler yerlerini yeniden daha küçük boyutlu canlılara bıraktılar. Peki canlıların boyutlarında meydana gelen bu değişikliğin sebebi neydi? Canlılar neden bir dönem devleşip sonra tekrar küçüldüler? Yeryüzünde devleşme ve cüceleşme bir tek nedenle açıklanmıyor. Atmosferik kimyanın değişmesi, besin bollaşması ve izolasyon gibi her birinin ayrı ayrı incelenmesi gereken nedenleri var. İsterseniz ben bunları sizler için bir başka videoda daha ayrıntılı olarak inceleme sözü vereyim ve fazla vakit kaybetmeden hep beraber Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin devlerini görmeye gidelim. Keyifli seyirler. Bu yaratık Güney Amerika devi diye geçiyor burada. 5300 yıl önce yaşamış. Arjantin'de bulunmuş. Oldukça değişik bir hayvan. İskeletler tavanda asılı vaziyette. Ve gerçek boyutlarda bir balina modeli. Oldukça büyük. Onu bir su aygırıyla kıyaslamışlar. İşte büyüklük olarak. Bir mavi balina iskeleti. Mavi balinalar dünyanın en büyük canlıları. Grup memeli hayvan. Dağlarda yaşayan çeşitli hayvanlar dünyanın çeşitli yerlerinden. Örneğin bu hayvan Amerika'da yaşayan bir çeşit dağ keçisi. Bu İspanya'da yaşıyormuş.
Bu da bir yak öküzü. Karlı ve soğuk bölgelerin, kutuplara yakın bölgelerin dağ hayvanları. Pleistosene tarihlenen bir hipopotam kafası Kenya'da bulunmuş. Bu da bir başka cins hipopotam baş iskeleti. Tavanda asılı bulunan bir balinanın tam ön tarafından görünüşü. Ve bu balinanın yandan görünüşü. Bu da bir sperm balina. Yandan görünüşü. Bu da bir gri balina. Ve mavi balinanın, biraz önce bahsettiğim o dünyanın en büyük canlısının yandan görünüşü. Oldukça büyük bir iskelet. Bu bir narval kafası, bir nevi balina, Arktik bölgelerde, okyanus sularında, soğuk sularda yaşıyor. En önemli özelliği işte bu uzun boynuzu. Halen yaşayan bu hayvan, insanlar için de oldukça büyük tehlikeler oluşturabiliyormuş. Gerçekten korkunç boynuzları var. Bu görülen iki boynuzlu. Mavi balinanın, alttan görünüşü ve hemen altında da bir modeli. Bu bir deniz ineği. 1942 yılında Bering Denizi kıyılarında bulunmuş ve müzeye getirilmiş oldukça büyük bir iskelet. Bu bir Paleoparadoxia, Japonya'da bulunmuş. Bundan 6 ila 25 milyon yıl önce yaşamış. Çok ağır hareketli bir canlıymış. Bu bir mamut kafası, İngiltere'de bulunmuş. Pleistosene tarihlendiriliyor. Bu da bir stegodon. O da Pliosene tarihlendiriyor. Bu hayvanların büyüklüklerini burada İngilizlerin ünlü iki katlı otobüsleriyle kıyaslamışlar. Yani bir fil, bir mamut daha doğrusu, bir otobüsle aynı büyüklükte. Burada bir mamut fosili daha var. Oldukça eski bir fosil, yani bulunuşu da oldukça eski. 1840 yılında Amerika'da Missouri eyaletinde bulunmuş. Bulan kişi buna Missouri canavarı adını takmış. Bir sürü Amerika'da sergilenmiş. Ancak doğru şekilde monte edilmemiş. Çeşitli farklı boynuzlar eklenmiş. Siyaha boyanmış. Daha sonra Londra Müzesi satın almış bu iskeleti ve doğru şekilde burada monte etmiş. Ve fillere ait çeşitli kafa iskeletleri. Bu Deinotherium, fillerin bir akrabası, şu anda tamamen ortadan kalkmış bir tür. Dişleri aşağı doğru kıvrık. İşte Deinotherium'un modeli. Bu da Gomnotherium'un kafatası ve modeli. Bu da Fioma, yine fillerin akrabası, Oligosen
ne tarihlendiriliyor? Oldukça eski ve modeli. Bill Gates'in 1881 yılında doğumundan itibaren boynuzlarının gelişimini izlemişler ve her yıl boynuzlarını almışlar. İşte 1883'te boynuzları bu. 1884, 1885 ve 1886'da bu hayvan ölmüş. Binlerce yıl önce yaşamış bir geyik cinsi Megasaurus. Boyu yaklaşık 2 metre yaşıyor. Burada adım adım atın evrimi gösterilmiş. İşte bugünkü hali atın. From tiny Iacotherium to large modern equids. From four toes to one toe. From short toe to long. But what were their ancestors like? İşte atın bugünkü hali. In this game you can find out. 2 milyon yıl önce. Your task is to decide which it is. Compare them with the horse specimens on your left. Their feet and teeth are similar, but look at their skulls. There's no living descendants. 2 milyon yıl önce bir at modeli. These older related. Bu ise 7 milyon yıl önceki hali. Compare them with the fossil equus, especially the foot. Ayakta. And decide which it is. Bir parmak gözü çarptı. Choose now. Henüz körelmemiş. Ve Hyperion. Here are two older 7 milyon yıl önceki hali. From 15 million years ago. When all equids had three toes, and decide which it is. Hypophysis. Choose now. Ayakta iki tane parmak göze çarpıyor. Tam 15 milyon yıl önce. Ve 15 milyon yıl önce çarptığını görmüşsün. These are like all equids at this time, it was three-toed. It was a browser. Bu da mesohippus. But look at its feet. Ayakta artık parmakları iyice belirgin. Çok geriye gittik çünkü 32 milyon yıl önceki görünüşü. İskelet görünüşü bu atın. Ve bu da o günkü atın bir modeli. From tiny Hyracotherium to large modern equids. From four toes to one toe. Zebrayı andırıyor. Ve 50 milyon yıl önceki at. Horses, zebras, neredeyse bir köpek büyüklüğünde. Güney Amerika'dan bir hipidyon fosili. Bunlar tarih boyunca hayvanlardaki boynuz gelişimini inceleyen modeller ve gerçek fosiller. Bu yavru bir Brezilya tapiri. Çeşitli bölgelere ait eşekler, zebra. Bu da Amerika'da yaşıyormuş. Koşarken dizayn edilmiş biraz. Burası müzenin kafesi. Burada küçük bir çay molası verdim. Yanımda çeşitli bilim adamlarına ait heykeller var. İşte Charles Darwin. Glyptodon. Bundan 10 bin yıl önce Güney Amerika'da yaşamış. Bugünkü armadilloların atası.
Bu da bu hayvanın yumurtası. Onunla birlikte bulunmuş. Bu dodo. Bir adada yaşamışlar, Maruti adasında. Daha sonra bu adaya insanların yerleşmesiyle avlanmaya başlamışlar. Ve en son 1735 yılında tamamen ortadan kalkmışlar. Bugün hiçbir örneği bulunmuyor. Bu mamut kafası yaklaşık 100 yıl önce İngiltere'de bulunmuş. 170 bin yıl yaşında. Metre 68 santim boyundaki bu kuş deve kuşlarının atası, 10 bin yıl önce yaşamış. Buraya 19. yüzyılda getirilmiş. Bu Tyson's Pygmy cinsinden cüce bimli maymun iskeleti 1600'lü yılların sonunda Afrika'dan gemiyle getirilmiş. Charles Darwin tarafından da incelenmiş. Müzenin özel koleksiyonundan bir parça. Bu bir Smilodon. Yaklaşık 150 milyon yıl önce Güney Amerika'da yaşamış. Ve bir iskeletini bulmuşlar. O iskeletten bu modeli hazırlamışlar. İşte Smilodon'un iskeleti. Bu bir Diplodocus, vatanı Avustralya. Milyonlarca yıl önce kıtaların birbirinden ayrılmasıyla Avustralya'da izole olmuş bir canlı, diğer canlılardan farklı özellikler gösteriyor bu yüzden. Avustralya'ya yerleşen ilk insanlardan daha önce yaşamış. Daha sonra insanların gelmesi ve köpeklerin gelmesiyle birlikte Diplodocus ortadan kalkmış. Bu iskelet 30 bin yıllık. İşte Diplodocus böyle bir hayvanmış. Arsimotherium 35 milyon yıl önce yaşamış bir hayvan. Orta Avrupa'da ve Moğolistan'da hüküm sürmüş. Bu fosil Mısır'da bir sitede bulunmuş. Bu Megatherium Americanum, 1800'lü yılların ortalarında Amerika'da bulunmuş 10 bin yıl yaşında bir iskelet. Bugünkü ayıların akrabası. İşte Megatherium'un yaşadığı zamanki hali.